Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günün 9. mu 10. mu videosu oldu saymadım ama güzel gidiyoruz. Gün bitmek üzere fakat videolar bitmedi. Ama bitecek inşallah. Şimdi bakanlıkla, ya hocam bazen yorumlarda gerçekten çok güzel samimi cümleler kuruluyor. Ya hoca diyor, hoca söyle öğrenci. Ya bu bakanlıklar kaldırılmadı mı? Ya biraz şu cümlelere dikkat edelim, değil mi? Şimdi arkadaşlar, bakanlıklar kaldırılmadı. Bakanlar Kurulu kaldırıldı. Bakanlıkların bazıları devam ediyor, bazıları birleştirildi. Tamam? Bizim için bakanlıklar var, yetkileri var. Şimdi bakalım nelermiş bunlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasında Cumhurbaşkanı tarafından atanır veya görevden alınır. Atayan kim bu bakanları ve veya Cumhurbaşkanı yardımcılarını? Kim? Cumhurbaşkanı. Nasıl atıyor bunu? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle atıyor. Görevden de alabiliyor. Bakan olacak kişinin, Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak kişinin milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olacak. Milletvekili ise milletvekilliğinden ayrılacak. Yani ben, bakın Süleyman Soylu İçişleri Bakanımız değil mi? Süleyman Soylu milletvekiliydi, İçişleri Bakanı oldu. Milletvekilliğinden ne oldu? İstifa etti. Bu kadar basit. Tamam? Yani hem milletvekilisin, yasamadasın, hem yürütmedesin, bakansın. Böyle bir şey olmuyor. Bunun sebebi ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bak, güzel bir soru, farklı yöntem de olabilir ha. Şunu denenebilir. Bir kişinin hem yasama organında hem yürütme organında yer alamaması neyin göstergesidir? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin göstergesidir. Nasıl soru? Müthiş. Kendim kuruyorum, kendimi tebrik ediyorum. Kimse olmayınca tek başıma. Şimdi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Bir önceki videonun başına söyledim. Tamamen Cumhurbaşkanı inisiyatifinde kalmıştır. Şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız bir tane Cumhurbaşkanı yardımcısı uygun gördü. İki de olabilir, üç de olabilir. Bir sayı sınırlaması yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırsa üyelikleri sona erer. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla. Hangi işlerle ilgili? Görevleriyle ilgili. Suç işledikleri iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının saf çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Tekrar söylüyoruz. Üye tam sayısı 600. Saf çoğunluğu 301. Önergesiyle soruşturma açılması istenebilir. Kimin hakkında? Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanları hakkında. Bak. Geçen lisansta çıkmış olan soru şu arkadaşlar. Bakanları Yüce Divan'a kim sevk eder? Bunu sordular ya. Bunu sordular ya. Hakikaten insan kızmaması elde değil. Ya bu sorulur mu? Biraz ayrıntıya gir ya. Şu videoları izleyen, ayrıntıya girenler yapsın. Neyse. Mecliste cevap. Meclis önergeyi en geç bir ay içerisinde görüştü ve üye tam sayısının 5'te 3'ünün gizli oyla soruşturma açılmasına karar verir. Soruşturma açma talebinde bulunuyor. Soruşturma açılmasına karar veriliyor. Sonra soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verecekleri üye tam sayısının 3 katı oranında gösterecekleri adaylar arasından yani bir komisyon oluşturuluyor. Tamam. Sonra komisyon soruşturma sonucunda belirtilen raporu 2 ay içerisinde meclis başkanlığına sunuyor. Bir rapor sundu meclis başkanlığına. Rapor başkanlığa verildiği tarihte itibaren 10 gün içinde dağıtılır. Nereye dağıtılır? Meclis Genel Kurulu'na. Sonra 10 gün içinde de genel kurulda görüşülüyor. Tamam mı? Bak. Ayrıntı. Tekrar söylüyorum. Görevle ilgili bir suç. Üye tam sayısının saf çoğunluğun vereceği önergeyle, 301 kişinin vereceği önergeyle soruşturma açılması isteniyor. Sonra üye tam sayısının 5'te 3. 600 3 bölü 5. Tamam. Anlaşıldı mı? Kaça denk geliyor arkadaşlar? 5, 12, 360. 5'te 3'ünün gizli oyla soruşturma açılmasına karar veriliyor. Bir komisyon oluşturuluyor. Doğru yaptım değil mi?
Tabii. Komisyon oluşturuluyor. Komisyon soruşturma sonucunda bir rapor hazırlıyor. 2 ay içerisinde meclis başkanlığına sunuyor. 10 gün içerisinde gruba dağıtılıyor. 10 gün içerisinde de görüşülüyor. En son Yüce Divan'a gönderilme için karar. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 3'te 2'sinin gizli oyuyla Yüce Divan'a sevk kararı alınabilir. 3'te 2. Yani 600 milletvekili 3'te 2. Kaça denk gelir kardeşim? 400 değil mi? Aynen. 1200. 3'e böl 400. Anlaşıldı galiba. Tamam. Devam ediyorum. Yüce Divan yargılaması 3 ay içerisinde tamamlanır. Bu sürede tamamlanmazsa bir defaya mahsus olmak üzere 3 aylık ek süre verilir. Yüce Divan yargılaması 3 ay içerisinde tamamlanır. Bunu bilelim. Ayrıntı gelirse sadece siz yaparsınız. Yüce Divan'da seçilmeye engel bir suçta mahkum edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer. Seçilmeye engel bir durumdan dolayı hüküm giydi. Bitti bakanlık, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı. Tamam. Cumhurbaşkanı yardımcıları. Bak bu madde o kadar önemli ki. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar görevleriyle ilgili olmayan, biraz önce ben ne dedim? Görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı. Görevleriyle ilgili olmayan bir suçtan dolayı yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır. Milletvekili olmayan bir cumhurbaşkanı yardımcısı, milletvekili olmayan bir bakan atandı. Bunlar dokunulmazlığa sahip. Tamam. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleriyle ilgili yetkileri neyle düzenleniyor? Biraz önce özel videoda da bundan bahsettim. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri neyle düzenleniyormuş arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle. Normalde neyle düzenlenirdi bu? Söyle, neyle düzenlenirdi? Kanunlaydı, değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Kaynak Anayasa'nın 106. maddesi. Şimdi arkadaşlar yoruldum. Küçük bir ara verelim. Siz de bir ara verin arkadaşlar. Bitmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş olun. Hoşça kalın.